Hazır mıyız arkadaşlar? Tamam. Değerli basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün 19 Mayıs. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık yürüyüşümüzün ilk adımını attığı, milletimizin kaderini değiştirdiği günümüz kutlu olsun. Türk milletimizin ve elbette gençliğimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı bizim için, gençlerimiz için, ülkemiz için kutlu olsun. Cumhuriyet Halk Partisi 3 grup başkan vekili dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma önergesi verdik. Araştırma önergesinin konusu önceki Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yaptıkları yaptığı yolsuzluk ve usulsüzlüklerle ilgiliydi. Her zaman olduğu gibi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Peki kim bu Ruhsar Pekcan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin üç grup başkan vekili neden böyle bir şeye gerek duydu? Yıl 2016. Gümrükler Genel Müdürlüğü özel bürodan gümrük müdürlüklerine bir uyarı yazısı gönderiliyor. Yazıda kendini Emine Erdoğan'ın yakını olarak tanıtan ve sıfır vergiyle gümrükten mal geçirmeye çalışan Ruhsar Pekcan adlı kişiye dikkat edin. Böyle bir şeyi yapabilir diyor. Yani işin Türkçesi bu kadınla ilgili yani Ruhsar Pekcan'la ilgili üçkağıtçılık haberleri alıyoruz. Aldığımız üçkağıtçılık haberlerine dikkat edin bundan her şey beklenebilir diyor. Ayrıca bu kişi hatırı sayılır isimlerini kullanarak kendisine haksız menfaat de elde edebilir diyorlar. Sizce bir ülkede düzgün bir iktidar olsa ve o iktidarın yönetimindeki kişi gerçekten böyle konulara dikkat eden bir kişi olsa ne yapar? Bir soruşturma başlatır. Bu gerçek midir? Değil midir? Böyle bir şey olmuş mudur? Olmamış mıdır? Olduysa hakkında derhal bir soruşturma başlatılsın der. Peki AKP iktidarı ve onun başındaki genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan böyle bir şey yapmış mıdır? Hayır. Ne yapmıştır? O bahsi geçen kişiyi Ruhsar Pekşen'e o bakanlığa bakan olarak atanmıştır Peki Bakan olduktan sonra Ruhsar Pekcan ilk ne yapmıştır? Kendisiyle ilgili her türlü şeyi bilmesi mümkün olan, kendisiyle ilgili herhangi bir menfaat sağladığı zaman ortaya çıkartacak olan bakanlıktaki bütün yetkilileri görevden almıştır. Yani etrafını temizlemiştir kendince. Ne diye soran oldu mu? Niye böyle bir şey yaptı diye soran oldu mu? Hayır. Haberleri var mıydı böyle bir şey yaptığından? Çünkü daha önceden böyle bir yazı yayınlanmış. Bu yapabilir her şeyi. Göreve geliyor orada dürüst namuslu bürokratları görevden alıyor. Bunu soran oldu mu? Hayır. Peki Ruslar Pekcan bu işleri bitirdikten sonra sıra neye geldi? Sıra vurgun vurmaya geldi. Vurgun ne zaman vurulur? Bir ülkede savaş varsa, bir ülkede salgın ve kaos varsa işte üçkağıtçılarla ilgili vurgun vurma zamanı tam da o zamandır. Ruslar Pekcan Ticaret Bakanı olarak etrafını boşalttıktan sonra kocasıyla ilgili salgın başladıktan sonra ve bakan olduktan sonra bir şirket kuruyor. Kurduğu şirket salgında vurgun vurma ihtimali yüksek olan bir şirket. Ne satıyor? Dezenfaktan satıyor. Peki bu şirketin kendi bakanlığında kendisine ait, kocasına ait olan şirkete bakanlığa mal satması İhale yasasınca mümkün müdür? Hayır değildir. Etik midir? Hayır değildir. Peki bu düpedüz bir yolsuzluk mudur? Evet bir yolsuzluktur. Peki Ruhsar Pekcan kendisinin şirketine faiz fiyatla dezenfektan satıyor mu? Satıyor. Yani bu suçları işliyor. Peki bu süreçte ne olmuştur? Bir, görevi kötüye kullanmıştır. İki, kamu ihale yasası çiğnenmiş, ihaleye fesat karıştırılmıştır. Üç, haksız kazanç elde edilmiştir. Dört, nüfus kullanılarak rekabet engellenmiştir. Beş, devlet zarara uğratılmıştır. Kimin umrunda? Recep Tayyip Erdoğan'ın umrunda mı? Hayır. Biliyor mu? Biliyor. AKP iktidarının umrunda mı? Hayır. Biliyorlar mı? biliyorlar. Yandaş medya grupları biliyor mu? Biliyor. Bununla ilgili tek bir satır yazıyorlar, konuşuyorlar mı? Hayır. Pekşen dezenfektan ürünlerinden KDV oranı yüzde %18 iken diğer şirketlerde kendisi devreye girerek kendi şirketi için satılan ürünlerle ilgili KDV oranını yüzde %8'e indiriyor. Ya Allah'tan korkun ya. İlk önce devletin yetkili makamları diyecek ki böyle bir kişi var. Bu kişi Emine Erdoğan'ın adını kullanarak üçkağıtçılık yapabilir dikkat edin diyecek. Sonra gideceksiniz o kişiyi ticaret bakanı yapacaksınız. Sonra o kişi eşiyle birlikte bir şirket kuracak. Sonra o kurduğu şirkete bakanlığı bir mal satacak. O mal başka yerde 100 lirayken birim fiyatı 175 liraya satacak. Sonra kendi ürünleriyle ilgili KDV oranını %18'den 8'e çekilmesini sağlayacak. Sonra o makamda oturuyor. Sonra o makamda oturan kişiyi bir kabine değişikliği adı altında sessizce değiştiriyorsunuz. Peki şimdi elini kolunu sallayarak milletin arasında dolaşıyor. Bir iddia ediyorduk, diyorduk ki bunlara siz dokunmayacaksınız. Siz yolda yürüyen insanı, vatandaşımızı bu salgın döneminde yakalayıp 10 bin lira, 15 bin lira, 5 bin lira ceza kesiyorsunuz. Peki ruhsar pekşan denilen, daha önceden uyarılan, bakanlığa geldikten sonra yolsuzluk ve suç işleyen bu kişiyle ilgili AKP ve MHP dün genel kurulda ne yapmıştır? MHP hiç çıkıp konuşmamıştır. AKP ile ilgili verdiğimiz araştırma önergesine çıkıp konuşan AKP milletvekilleri Filistin ile İsrail arasında yaşanan olayları anlatmışlardır. Şöyle düşünün. Savcılıkta bir soruşturma var. Bir soruşturma yürütülüyor. Savcı diyor ki: Oğlum, sen hırsızlık yaptın mı?" O da kafasını çeviriyor. "Savcı bey, bugün havalar ne güzel. Amerika'da neler oluyor? İsrail'de ne yapmış değil mi?" diyor. Ya diyor, "Sen bunu çaldın mı çalmadın mı? Menfaat sağladın mı sağlamadın mı? Ya bugün benim de belim ağrıyor. Ben ne yapsam acaba diyor. Yani yani oralı olmuyorlar. Yani duymuyorlar. Yani görmüyorlar. Yani konuşmuyorlar. Neden? Çünkü o kadar açık ki. O kadar net ki. O kadar net ki hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Peki. Şimdi ben buradan soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi şimdi ne yapacak? Şimdi bu bakan milletvekili olarak bir bakan olmuş olsaydı, milletvekilliğinden bakan olsaydı, eskiden olduğu gibi bir parlamenter sistem olsaydı, bu bakanla ilgili hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi yan soru önergesi verecekti. Ve herkes yüzünü kızartmadan elini kaldıracak mı, kaldırmayacak mı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacaktı. Şimdi bu bakanın kaderi bir kişinin Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dudağı arasında. Esip gürleyen Recep Tayyip Erdoğan yolsuzluk yaptığı, menfaat sağladığı ortaya çıkan bu bakanla ilgili tek bir kelime ediyor mu? Etmiyor. AKP ediyor mu? Etmiyor. MHP ediyor mu? Etmiyor. Eden Cumhuriyet Halk Partisi. Muhalefet ediyor, belgelerini sunuyor, gerçekleri ortaya çıkartıyor. Şimdi de yarın genel kurulda soruşturma önergesi veriyoruz. Peki parlamenter sistemde bunu yapabiliyorduk. Şimdi ne yapacağız? Onlar bir referandumla dediler ki artık bakanların milletvekili olmasına gerek yok. Artık bakanlar mecliste gen soru önergesi verilemez. Artık milletvekilleri bunlarla ilgili eğer bir soruşturma açacaklarsa en az yarısından bir fazla yani 301 imza bulunması gerekiyor soruşturmanın açılabilmesi için. Hırsızlar yeri geldiği zaman gerekirse nasıl kullanıyor değil mi? vatandaşı yargılamak için ne gerekiyor? Yahu bununla ilgili Cumhuriyet savcıları hala harekete geçmedi mi diye yukarıdan bir ses geldi mi o vatandaş alınıyor, götürülüyor, yargılanıyor. Peki bu bakan, bu bakan için 301 imza lazım. Cumhuriyet Halk Partisi bütün milletvekilleri imzalarını attılar. Yarın götürüyoruz mecliste bu bakanla ilgili söylediğim iddiaların gerçekliği bu kadar ortadayken buna inanan vicdanı olan her milletvekili arkadaşımızı bu soruşturma önergesinin altına imza atmaya davet ediyoruz. AKP'li milletvekillerini mi? AKP'li milletvekillerini. MHP'li milletvekili kardeşlerimizi mi? Onları ve diğer muhalefetteki tüm milletvekillerini. Çünkü sizin partileriniz yani AKP ve MHP bir cumhur mafya ittifakı olarak korkunç bir kaosun içerisine bataklığa düşmüş olabilir. Ama siz aileniz, milletiniz, vatanınız ve yürüttüğünüz o milletvekilli görevini dürüstçe yapmanın onuruyla yarın oraya imza atabilirsiniz. Bunu sizden talep ediyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun. Efendim iki sorum olacak. Öncelikli olarak siyasette birkaç gündür tartışmalara da neden olan Sayın Dursun Çiçek'le Sayın Gürsel Tekin'in HDP'de HDP'nin ittifakta yer alabileceği ve yer alması halinde de bakanlık verilebileceği şeklinde ifadeleri oldu. Sizin CHP olarak kurumsal bu konuya yaklaşımınız nedir? Bir diğer sorumda Sayın Ali Babacan geçtiğimiz günlerde e, Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı için e, çalıştığını e, ifade etmişti. Bu konuya ilişkin bir değerlendirmeniz olacak mı? E, dün de Sayın Muharrem İnce bu konuya ilişkin şöyle bir ifadesi oldu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da e, seslenerek e, sana imza verip altını oymaya çalışırsa ne yapacaksın şeklinde bir değerlendirme. Bu iki soruya cevabınızı rica ediyorum. Seninle ilgili demiyorum ama. Bu soru nasıl oldu biliyor musun? Az önce trajikomik bir olay oldu şu anda. Az önce ben anlattım ya adamlara soruyoruz genel kurulda. Bu ruhlar Pekcan'la ilgili araştırma önergesi var. Onlar çıkıyorlar havadan sudan bahsediyorlar. İsrail'den Filistin Savaşı'ndan az önce tartışmışız. Üç saat önce tartışmışız. O konuyu anlatıyorlar. Şimdi bu kadar olay esnasında bir kere daha bir seçim yok ortada. Yapılan herhangi bir şey yok. Şimdi böyle bir basın toplantısından sonra, ya acaba biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni ne, ne diye dedirtebiliriz, ne söyletebiliriz? Şimdi size böyle diyorlar tabii, size gelip soruyorsunuz. Ne diyebiliriz acaba? Ya bizim çok açık bir net daha nasıl konuşacağız bilmiyoruz. Cumhur İttifakı MHP ve AKP'den oluşuyor. Millet İttifakı, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Saadet Partisi'den oluşuyor. Şimdi HDP ne yapar, nereye girer, nasıl girer? Genel başkanları var, grup başkan vekilleri var, milletvekilleri var. Onlar kendi kararları, kendi işlerinde tartışıyorlar. Bizimle, bizim de, bizim de böyle bir tartışma şu anda böyle bir şey zaten gündemimizde yok. Zaten gündemde böyle bir şey yok. Ama şimdi acaba, şimdi bu anlatılan Engin Özkoç'un Ruslar Pekcan'dan ilgili anlattığı bu olayı değil de. Biz böyle bir soru sorduk. Bak nasıl cevap verdi? Bak işte flash haber diye nasıl biz bu olayı başka yönlere çekeriz'in kaygılı sorularıdır. Cevaplıyor muyuz? Cevaplıyoruz buna rağmen. Ali Babacan ne bileyim kardeşim Abdullah Gül hazırlanıyor mudur hazırlanmıyor mudur? Ali Babacan kendisi mi hazırlanıyordur hazırlanmıyor mudur? Bizi de hiç ilgilendirmiyor. Hazırlanıyorlarsa hazırlanıyorlardır. Muharrem İnce ile ilgili daha dün bir bugün iki siyasi parti kurdu. 103 tane siyasi parti var. 103 tane siyasi partinin her söylediğine laf yetiştirmeye çalışırsak o işimiz var demektir. Bizim işimiz gücümüz Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün içine girdiği kaostur. Onunla ilgili ne yapacağımızı nasıl yapacağımız konusunda bu kaosun içerisinden nasıl çıkacağımız konusunda elimizden geldiği kadar bir çalışma yürütüyoruz. Ortam yanıyor. Yani ...ortam yanıyor... ...İsrail ile Filistin arasında dışarıda bir... E, ...orantısız savaş yürütülüyor... ...Filistin e, halkı mağdur... ...Mahrem e, İnce ne demişti... ...Abdullah Gül e, aday olacak mı... ...olmayacak mı siz bu konuda... ...ne diyorsunuz... ...ya bir bakan üçkağıtçılık yapmış... E, ...işte e, şöyle kanıtlandı... ...bu bakanlıktan gitmiş... ...ya efendim siz HDP ile beraber... ...bir şey yapacak mısınız yapmayacak mısınız... ...ya insanlar ölüyor sağlık var... Ee, insanlar pandemiden ölüyorlar. Ya efendim siz HDP'den işte acaba bakan çıkacak mı çıkmayacak mı? Ha, Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkun. Evet başka sorusu olan buyurun. Efendim, e, HSK üye seçimiyle ilgili mecliste Ya maalesef yani. Tamam. Ha, çok Kapalı özür ortam diye başkanım. Bu HSK üye seçimiyle ilgili e, iktidarla zannettiğim bildiğim kadarıyla yürütülen görüşmeler vardı. O konuda bir netlik var mı? Bir uzlaşma var mı? İktidarın muhalefete iki üye teklif ettiği yönünde iddialar var. E, bu konuda bir uzlaşma var mı efendim? Yarın da evet. toplantı var ama komisyon toplantısı. Şimdi bu konuyla ilgili konuşuluyor ve tartışılıyor. Hem AKP hem Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti falan... Diyorlar işte şöyle yapalım, böyle yapalım, iki olur, üç olur, bir olur, artık o nedir? Kendi aralarında bir tartışma üretiliyorlar. Ama bugün itibariyle gelinen bir nokta yoktur. Bugün itibariyle bu konuda. HSYK'deki seçimlerle ilgili tavrımız çok açık ve net. HSYK çok önemli bir kurumdur. Bu kurum, her türlü kararı, hukuki kararları orada kimler nerede yargıç olacak, nasıl olacak, ne yapacaklar, ne yiyecekler, nasıl denetlenecek bütün bu işlerin altına imzasını atan bir kurumdur. Bu kurumun yeni çıkan referandumla ilgili çıkan yasalardan sonra işte büyük bir kısmını Cumhurbaşkanı ve iktidar atıyor zaten. Hiç olmazsa orada namuslu, dürüst, e, sesini gerçekten e, Mazlumdan ve mağdurdan yana çıkartacak insanlar çoğunlukta olabilir mi diye her zaman olduğu gibi bir gayret değil ama bugün itibariyle alınan bir sonuç henüz yoktur. Tamam. Başka sorusu olan Efendim, var mı? Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onu ileteceğim. KRT evet. TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Sedat Peker'in açıklamaları ve ortaya çıkan görüntüler kamuoyunun gündeminde tartışılıyor bir süredir. Son olarak da Süleyman Soylu ile e, Sedat Peker arasında öz ışık kardeşlerin bağlantı noktası olduğu ortaya çıktı. Sizin e, bu konuya ilişkin değerlendirmeniz ne olacak? Şimdi arkadaşlar, bir insanın ar damarı çatladığı zaman yapacak bir şey yoktur. Ondan sonra artık ne söylesen haybeye. Eğer bir insan suçlamalar kanıtlansa dahi, çıkıp da yüzünü kızartmadan hala bir şeyler söylemeye çalışıyor ve beni gerçekten tüm makamından ayrı tutarak bu suçlamalar karşısında aklayın diyemiyorsa o kişiyle ilgili derhal yapılması gereken şey ya o kişiyi görevden almaktır ya da o kişinin o görevden ayrılmasıdır. Süleyman Soylu kimdir? makam sevdası için genel başkan olduğu partiden istifa edip bir bakanlık uğruna AKP'ye geçen kişidir. Süleyman Soylu genel başkan olduğu dönemde AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan için ağza alınmayacak bir sürü sözleri söyleyen ondan sonra da yüzü kızarmadan ben o ne zaman siyaseti bırakırsa o zaman bırakırım deyip de bir bakanlık uğruna onun yanında bulunan kişidir. FETÖ'cüleri, vali kaymakam atayan, leva lep kongrelerde o AKP mensubu kişileri görmezden gelip de sokaktaki insanlarımıza ceza yağdıran kişidir. Milli bayramlarımızı yasaklayan kişidir. Kadın haklarını savunan kadınları saldırtırarak onlara yolda işkence yaptırtan kişidir. Çubukta Genel Başkanımıza yapılan lincin kur kuramcısıdır. Cumhuriyet Halk Partili il başkanlarını cenazelere almayın diyerek kin ve nefret duygusunu millete aşılayan ve ondan sonra da bu linç olayından sonra da sesi çıkmayan bir kişidir çıplak aramayı savunan bir sokağa çıkma yasağında bile organize edemeyip de istifa edip numaradan daha sonra da gene makamına yapışan bir kişidir. Ve son olarak bir mafya mensubu gittiği yerden onlarca suçlama yapıyor. Onun ne söylediğinden daha çok bir şeye dikkat çekiyorum. Bakan ne diyor? İçişleri Bakanı Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı o mafya mensubuyla ilgili diyor ki temasım ispatlanırsa idam dahil her türlü aşağılanmaya hazırım. Keşke bu günleri görmeseydim diyor. Peki iddia ispatlanıyor mu teması? Hadi özışıkla ilişkisi ortaya çıkıyor ve videoda çok net olarak bu ilişkinin düzeyi kamuoyuna sunuluyor. Ya sen hakaretten anlamıyorsun ki. Sana senin yüzüne tükürseler rahmet yağdı e, diyorsun. Çok şükür diyorsun. Sen oturduğun makamı bırakmamak için, o makamdan elde ettiklerini bırakmamak için, işlediğin suçları üstünü örtebilmek için kesinlikle utanmazsın. Kesinlikle vicdan azabı duymazsın ve oradan ayrılmazsın. Biz bunu biliyoruz. Bu akşam çok merak ediyorum. Kendilerini aklama kanalına dönüşen TRT'ye hani şu kırmızı bültenle Abdullah Öcalan'ın kardeşini çıkartıp daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onun kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum dediği TRT var ya oraya Abdullah Öcalan'ın kırmızı bültenle aranan kardeşinden sonra şimdi de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu çıkartıyor TRT. Neden? Kendisini acaba aklayabilir mi diye. Oysa ki Süleyman Soylu kendisini bağlamış. Temasım ispatlanırsa temasın hadi öz ölüşük. Hadi öz ışıkla ilişkini daha önceden açıkladın mı? Açıkladın. Birlikteliğini açıkladın mı? Açıkladın. Hadi öz ışıkta açıkladı mı? Açıkladı. Peki bununla ilgili videoda senin temasın çok net bir şekilde ifade edildi mi? Edildi. Her türlü aşağılanmaya hazırım. Sen dediğin için söylüyorum. Her türlü aşağılanmayı hak ediyorsun, ama hala utanmadan o makamda oturabilmek için devletin televizyonunun karşısına çıkıp hikaye anlatmaya devam ediyoruz. Bir an önce o koltuğu terk etmen gerekiyor. Başka sorusu olan var mı? Ben teşekkür ederim.